ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu. Doktor Cüneyt Dirican'ın hazırlayıp sunduğu KOBİ'lerin Koçu Finans Doktoru programı başlıyor. KOBİ'lerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Dirican. Bugün yine evde kalarak uzaktan sizlerle keyifli bir sohbet yapacağız ama bu sefer ben çok heyecanlıyım açıkçası. Her ne kadar soruları ben soracak olsam da aslında şu anda hani ayaklarım tir tir titriyor, öyle söyleyeyim. Çünkü bugün bence burada olmamızı sağlayan kişiyle programı yapıyoruz. O nedenle hani Türkiye radyoculuğunda, Türkiye medyasında, Türkiye'nin iletişim dünyasında çok önemli bir isim. Benim büyüğüm, liseden büyüğüm, değerli ağabeyim Osman Ataman bugün bizlerle birlikte olacak. Kendisi zaten herhalde uzun uzadıya bize Türkiye'de radyoların tarihini anlatacağı için gelişimini. Hani ben çok daha fazla hani size spoiler yapmayayım, çok fazla hani detay vermeyeyim. Ama bu programı mutlaka dinleyin diyeyim. Çünkü kaçırılmaması gereken bence bugün güzel bir envanter, güzel bir bahane olacak diye düşünüyorum. Osman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Fazla abartılı oldu ama sağ ol. Yok abi, yani hani ben seni hani bizzat tanıdığım için hani bence değil ama tabii dinleyenler yine de karar verecek elbette ki. Sevgili dinleyicilerimize ben hani kısaca bir Osman Ataman'ı tanıtmaya çalışayım. Kendisi radyocu, televizyoncu, bir basın mensubu, çeşitli basın ödülleri almış bir kişi. Aynı zamanda hukukçu, avukat, bunun dışında girişimci, hani bir elinde on marifet olan kişilerden. Benim lisem, Sergisler'den benim büyüğüm, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında çok çeşitli yöneticilikleri var ama kendisinden biz bir biraz daha detaylı dinleyelim. Hangi okullar, bugüne kadarki serüveni ne, basında neler yaptı, onun dışında Türkiye'de hani girişimcilik adına neler yaptı? Şöyle bir kısaca bir özet alalım, ondan sonra soru cevap gidelim. Özgeçmişe genelde hep Trabzonlu olduğumu özellikle söyleyerek başlarım. Ama sonrasında tabii Saint-Joseph Lisesi, Fransa, Strasbourg, Sciences Économiques, ekonomi, sonra Marmara Hukuk. Sorulduğu zaman da mesleğim ne ekonomist olabildim ne hukukçu ama baro kaydım var, avukat sıfatım var. Kendi işlerimin dışında da hiç cübbe giymedim başkası evet. için. Lise yıllarımdan beri gazeteciydim. Sonra onu da yayıncılığın patronaj veya yönetim tarafında sürdürdüm. Bugüne kadar da yaklaşık 100 civarında çeşitli ölçeklerde ama hepsi de genelde kendi sektörünün ya Türkiye'de ya da ilgili olduğu ülkelerde öncü pozisyonda olan işlerle uğraştım girişim olarak ki halen uğraştığım işler var bu çerçevede. Özeti ekonomi ve hukuk eğitimli ama girişimci ve yayıncı ve iş adamı olmaya çalışan halen biriyim. Evet abi, şimdi bizi dinleyenler için ben hemen istersen hani program niye bu kadar özellikli benim açımdan ve bizler açısından olmalı, hani onun bir özetini geçeyim. Çünkü Osman Ataman Türkiye'nin ilk özel radyosunu kuran, aynı zamanda da anayasal anlamda bunun izinleriyle ilgili ilk faaliyetleri başlatan ve bizzat çeşitli tabii destekleri etrafındaki kişilerden ve sektör çalışanlarından alarak götüren kişi. Detaylı olarak dinleyeceğiz zaten programımızın bölümlerinde. Nereden başlayalım? Hani abi sen benden daha deneyimlisin. Hani istersen sen benimle. Şimdi şöyle radyo konusunu şöyle yapabiliriz. Bir 1900 tabii bugünkü insanlar dijital çağda, internet bile demiyorum, dijital çağda artık bu kadar uygulamanın olduğu bir dönemde özel radyo yayıncılığının ne anlama geldiğini, o dönem için ne ifade ettiğini anlamakta zorluk çekerler, hatta anlayamazlar. Ama şöyle evet. düşünün, bugün eve gidiyorsunuz akşam, internet yok, cep telefonu yok, uygulama yok, evde sadece bir tane siyah beyaz televizyon cihaz var, bir tüplü bir televizyon var, bugünkü gibi incecik bir şey de değil, tüplü, hacim tutan ve içinde de örneğin saat 7'de yayın başlıyor. Ve akşam 11-11.30'da İstiklal Marşı ile başlayan yayın İstiklal Marşı ile kapanıyor. Bir tane 30 dakikalık haber bülteni, bir de son haber bülteni var. Orada ölen terör şehitlerinin veya geçmişteki Kurtuluş Savaşı şehit veya gazilerin ölüm haberlerini içeren haber bültenleri. Bunun dışında gidebileceğiniz sınırlı sayıda sinema salonu, sınırlı sayıda tiyatro ve bütün sosyal, kültürel, eğlence, kendi kendinize evdeki bütün zamanınız ve dışındaki bütün zamanınız bununla sınırlı. Bu kadar kısır, bu kadar basit bir dünya. Ne haber alabiliyorsunuz, ne eğlenebiliyorsunuz, ne kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yayın gittiği zaman da bol bol Necefli Maşrafa. Tabii ekranda Necefli Maşrafa ne demekse
Onu da insanlar bilmez şimdi Necef ne demek. Maşrapa tamam da Necef ne demek. Ekranda bir görüntü geliyor. Teknik arıza ve kendi kendinize de azıcık kafanız çalışıyor. Soruyorsunuz teknik arıza varsa bu görüntü ekrana nasıl geliyor? Demek ki teknik arıza dediğiniz görüntünün gelmesiyle alakalı değil. Neyse şimdi bu kadar. Tek başına bir kanalın olduğu bir dönemdeki çocuklardık ki biz o kanal da yoktu. Hatta Türkiye'nin birçok kentinde yoktu. İstanbul ve Ankara'da günde birkaç saat yayın yapardı. Bazı kentlerde haftanın bazı günleri bir saat, iki saat yayın yapan kanallar vardı. Şimdi dolayısıyla benim çocukluğum bu atmosferde oluştu, gelişti vesaire. Örnek magazin olsun diye anlatıyorum. İşin hikayesini o kadar anlatmak istemiyorum. Radyo daha sıkıcıdır yani siyasi tarafı. Çocukluğumda Trabzon'da ilkokul 3'teydim. Duydum ki deden televizyon aldı dediler. Televizyon ne? Bilmiyorum ki. Koşa koşa dedemin evine gittim. Bir baktım orada bir tane kahverengi bir ahşapımsı tırak bir şeyin içinde vurunca cam sesi gelen bir şey var filan. Birkaç ay onun ne olduğunu anlamadım çünkü orada durdu sadece. Aradan birkaç ay geçince ne olduğunu anladım çünkü evde akşamları 30-40-50 kişi oturmaya başladık. Çünkü Dünya Kupası başlamıştı 1974 ve bütün mahalle dedemin evindeydi neredeyse. Ve o an o televizyonun içinden görüntüyle maç seyredilebildiğini, başka şeyler görülebildiğini anladım. Ve bunu üstelik Rusça izliyordum. Çünkü Rusya'da Soçi'den yayın geliyordu. Çünkü Trabzon'da televizyon yayını yoktu. Dolayısıyla televizyonun ne anlama geldiğini öyle anladım. 1980'lere gelince Türkiye'de 12 Eylül olmuş. Birçok insan asılmış, hapse atılmış, üniversiteden uzaklaştırılmış, özgürlükler yok edilmiş filan. O sürecin sonunda tekrar demokrasiye dönüldüğünde ben zaten gazeteciydim ve Avrupa Konseyi'nde, Avrupa Parlamentosu'nda da gazetecilik içindeydim. Ve kendi kendime 85-6'larda özel radyo televizyon yayıncılığının demokratik hayat ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve gelişmesi için vazgeçilemez bir temel şey olduğunu düşünmeye ve Türkiye'ye döndüğümde de bu konuda ne yapabileceksem yapmayı hayal etmeye başladım. Nitekim 91 yılında birçok genç arkadaşımı da organize ederek, demin Cüneyt Hoca'nın bahsettiği şey, organize ettim. Radyo kurmaya kalkacağız. Televizyon boyumuzu ekonomik olarak, güç olarak aşıyor ama radyo da sonuçta siyasi olarak bir anayasa suçu ve o da bizim boyumuzu aşıyor. Tedbirli ve temkinli olmak için rahmetli Turgut Özal'la birebir konuştum. Böyle bir şey düşünüyorum ama dedim tanıdık başbakanım, cumhurbaşkanım olmadığı için ne yapacağımı bilemiyorum. Ve arkadaşlarımı da böyle bir şeye sürükleyemem, risk. Onun üzerine dalga mı geçiyorsun gibi suratıma bakarak gözlüğün üstünden kur dedi. Ve bizim süreç öyle başladı tabii ama 1992 Haziran'ında Türkiye'nin ilk özel ulusal ve 24 saat yayın yapan radyosunu kurduk ama sonuç itibariyle yine kestirme gideyim. Birkaç deneme sonunda hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nun o dönem çok koyu ve askeri bir rejim vardı bir şekilde hala. Demirel 7. kere başbakan olmayı başarmıştı, siyasi yasakları kaldırtmayı Türkiye başarmıştı ama sonuç itibariyle 93 yılında hala Türkiye koyu bir askeri rejim altındaydı ve Milli Güvenlik Kurulu da kendince haklı gerekçelere, örneğin PKK'nın elinde yayınlar var Güneydoğu'da gibi dayanarak radyo ve televizyonların yerellerini kapatmaya çalışıyordu ve kapattılar. O sırada biz bir geniş bir mücadeleyle sektörün sadece oluşturanlar ve Türkiye'de bu işi önünü açanlar kentlerde ya da ülke çapında değil, halkın da ve özellikle gençlerin de geniş bir katılımını sağlayan Türkiye'nin ilk sivil inisiyatif sonuca ulaşmış ve anayasa maddesi değiştirmeyi başarmış bir sivil inisiyatif olarak 93 Nisan ile Temmuz arasında sürdü. O dönem daha sonra başbakan olan ve aday olan o an Tansu Çiller'e radyomu istiyorumu dedirtmeyi başardık. Sonra mecliste anayasa değişikliği için partilere yaptığımız baskıyla yeterli sayıya ulaştık ve Türkiye'de bugünkü özgür yayıncılığının önü açılmış oldu. İşin bu siyaseten veya hukuken özgürlük kısmı. Tabii o sürecin içinde bugün Türkiye'de telif haklarına ilave komşu hak denen yapımcının, yorumcunun hakları da o dönemin içinde hukukileşti. Bunların hepsinde bizim dolaylı değil, doğrudan ve en ağır çabalarımızla oldu. Bu bölümü tamamlarken şunu söyleyeyim. Türkiye'de bugün dizi ve film sektörü var ve bundan kültürel etki alanı doğurmak açısından Türkiye yararlanıyorsa, bu sektörün içindeki insanlar şöhret ve manevi imkan ve maddi sonuç alıyorsa,
Bunlar hep o özel radyo, televizyon yayıncılığının önünün açıldığı süreçteki mücadelenin ürünleridir. Bu mücadeleyi yapan kişilerin hepsi de bugünkü sonuçta pay sahibidir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bir vatandaş birey olarak, yani ne kadar artık bizler genç olmasak da abi, gençlik adına da öncelikle senin şahsın nezdinde o dönemde emeği geçen, senin gibi girişimcisinden, radyocusundan, seninle birlikte meclis koridorlarında veyahut da başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığında ya da grup toplantılarında mecliste hani koşturan herkese ve tabii günün sonunda bu yolu açan Turgut Özal ve Profesör Doktor Tansu Çiller olmak üzere emeği geçen ve bu onayları vermiş olan herkese tekrardan teşekkürlerimizi sunalım. Yani o sayede biz şu anda bu yayını yapabiliyoruz. Yani o nedenle hani bugünkü program benim için hani o anlamda o yüzden çok değerli ve kıymetli. Çünkü şu anda bunları yapabiliyorsak, lan pazarı diye bir pasta oluştuysa, şirketler kendilerini ifade edebiliyorlarsa, insanlar fikirlerini paylaşabiliyor ise, güzel müzikler dinleyebiliyorsak ve hatta şimdi iş internette taşındı malum, dünyanın herhangi bir tarafına, senin de dediğin gibi hem televizyonlarımız hem radyolarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin mal, ürün, hizmet fikirlerini eğer empoze edebiliyor, yayabiliyor, satabiliyorsa bu o girişimler sayesinde oldu. Kesinlikle. Peki şeyi soracağım. Şimdi başta hani ben biraz izninle ilk bölümü bununla geçireyim istiyorum Osman abi. Peki Turgut Özal başta sana yürü manasında hani onayı verdi sözlü de. Sonraki kısımda mesela hani rahmetli Turgut Özal'la ya da Demirel'le ya da Tansu Çiller'le ya da engel oldu mu ya da hızlandıran bir çarpan kat sayısı oldu mu? Şimdi rahmetli Özal kur dedi, cesaret verdi ama biz kurmadan yaklaşık bir ay önce o prostat kanseri ameliyatı için Houston'a gitmişti. Biz tekrar bir arkadaşımızı, kendisinin de ayrıca doğrudan çok yakın tanıdığı bir arkadaşımızı Cem Cangır'ı ona gönderdik ve son teyidini aldık. Nitekim kapatma gerçekleştiğinde 1 Nisan 1993'te ben köşkü aradım. Konuştuğumuzda ben gerekeni yapacağım dedi. Görürsün dedi, yarın görürsün dedi hatta ve ertesi gün Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Mercedes makam aracına, ki o zaman araçlarda radyo anteni vardı, radyo antenini bizim eylemlerimizin sembolü olan siyah kurdeleyi bağladı ve bu gazetede, televizyonda o dönem hepsi yayınlandı. Ama daha yani, sonra tabii onun ömrü vefa etmedi. 17 Nisan'da öldüğünde bize bu kadar destek verirken öbür yandan ölümüyle birlikte biz Türkiye'nin birinci gündem maddesi olmayı, sürdürmeyi başarıyorduk. Fakat Özal'ın yerine kim Cumhurbaşkanı olacak, Cumhurbaşkanı Demirel olursa onun yerine kim Başbakan olacak gibi siyasi önem taşıyan ülke yönetiminin birinci maddesi haline gelen konu nedeniyle biz gündemden düştük. O dönemde de gündemden düşünce de bu sefer biz mevcut başbakana biraz gönderme içeren bir ifadeyle konuşan Türkiye Partisi kurmaya kalkıştık. Kurabiliyorduk. Çok uzun hikaye, içine girmek istemiyorum. Sadece başlıkları söylüyorum. Kurmaktan vazgeçtik. Tansu Çiller'in adaylığı sırasında diğer adayların, dört adayın üçüne söylememize ve bir açık oturumda bunlardan biri söylediğinde diğerleri de ben de benimsiyorum dediği diyeceği için bizim konu en azından hal yoluna girer diye düşündüğümüz için hepsini söyledik. Tansu Hanım radyomu istiyorum dedi ve konunun bütün puanı, primini hak ederek o almış oldu. Sonra da anayasa değişikliği sürecini yaptık ama o dönem bizi kapatan hükümetin başkanı olmasına rağmen Süleyman Demirel, örneğin bizim kurduğumuz Genç Radyo'da 12 Eylül yıl dönümü nedeniyle yaptırdığımız bir belgesel radyo programında başbakan olarak telefondan katıldı ve biz kendisine yasal olmayan bir yayında konuştuğunuzu biliyor musunuz dediğimizde fiili bir durumdur. Tabii ki biliyorum, bu durumu çözeceğiz dedi ama bunu demesine rağmen Eylül 1992'de 1 Nisan 93'te o kişi hükümet olarak radyoları kapatan kişi olmak zorunda kaldı. Çok direnmesine rağmen MGK'ya. Sonuç itibariyle biz o dönemde Erdal İnönü, Demirel Cumhurbaşkanı olduğunda kısa bir süre başbakan vekiliydi ve benim çok özel yakınlığım olan, yıllara dayalı bir kişiydi. Ben o başbakan vekili, ben Radyo Televizyon Sahipleri Derneği, o zaman birlik yoktu, derneğimiz vardı. Onun başkanı olarak önümüzde 8-10 tane kamera ve gazetecilerin bulunduğu bir ortamda, onun başbakanlıktaki odasında, siz de bizim suç ortağımızsınız dedim ben kendisine. Kızardı, sinirlendi. Benden beklemediği bir şeydi. Ben de ben sizin suç ortağınızım deyince yok yok dedim, 91 seçiminde SHP olarak Mega 10'u kurduğunuz için siz de korsan televizyoncusunuz. Suç ortağı olduğunuz için
çözmeniz lazım şimdi filan. Böyle şeyler oldu ama sonuç itibariyle Türkiye sivil inisiyatifle bir anayasa maddesini toplumsal mutabakatı da geliştirerek ama karşı kamplarda ve konuyla ilgili itişen, tartışan tarafların bile çok büyük bir demokratik, zaman zaman nezaket olmayabilir ama demokratik hoşgörü içerisinde ama genelde nezaketle de sürdürdükleri bir mücadeleydi. Bugün biz o dönem yaptığımız mücadelenin kenarından geçmeyecek şeyler görüyoruz. Oysa ki bugün dijital çağda esasında sivil toplum hareketleri açısından, hak talepleri açısından, bir toplumsal girişim açısından imkanların zeminin çok daha zengin, sürdürülebilir olduğunu görüyorum. Biz o dönem mücadele ederken elimizde bir tek açık radyolarımız vardı. Kapatıldığı zaman da hiçbir şeyimiz yoktu. Evet. Kastederseniz tamam bugünkü gibi konsolide olduğunu söylemeyebiliriz ama sonuçta o zaman da 3-5 tane gazete vardı. Ulaştığı kitle belliydi vesaire. Yani bugün o mücadele birçok şeye ışık tutabilir. Demokratikleşme ve yarınki özgür Türkiye için önemli mesajlar verebilir. Ama tabii önce neyin nasıl yapıldığını inceleyip öğrenmek kaydıyla. Şimdi ikinci bölüme gireceğiz. Son bir dakikamız. Ben bir şöyle hızlıca bizi şu anda dinleyen bir şekilde işte işine gitmeye çalışan veyahut da evinden bizi dinleyen herkese bir daha bir kısa bir özet geçeyim. Türkiye'deki ilk özel radyo, Genç Radyo'nun kurucularından kurucusu ve Türkiye'de özel radyo televizyonculuğun anayasal suç olmaktan çıkıp resmiyet kazanmasını sağlatan Osman Ataman'la birlikteyiz. Meşhur Radyomu İstiyorum kampanyası vardı değil mi? Siyah kurdelelerimizi takıyorduk arabalarımızın antenlerine. O zaman arabalarda antenler vardı. Bizzat dönemin Cumhurbaşkanı da herhalde kendisi bu kampanyaya, protesto kampanyasına katılaraktan işin resmileşmesi sürecinde de çok destek verdi ve en son Tansu Çiller'le birlikte biz tekrardan özel radyo ve televizyonculuğu anayasanın içine dahil ederekten kazanmış olduk. İkinci bölümde keyifli sohbetimize devam edelim. KOBİ'lerin Koçu Finans Doktoru'nda ben Cüneyt Derican. Sizleri mutlaka bekliyoruz. Sizleri mutlaka bekliyoruz. Sizleri mutlaka bekliyoruz. ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin Radyosu. KOBİ'lerin Koçu Finans Doktoru'nda bugün çok değerli bir konuk yine bizlerle birlikte. Osman Ataman, Türkiye'deki ilk özel radyoyu kuran ekipte ve yine Türkiye'de özel radyo ve televizyonculuğun yasalaşarak bugün sizlere buradan ulaşabiliyor olmamızı, dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin mal, ürün, hizmetlerini sunabilmemizi, KOBİ'lerimizle çok değerli fikirleri paylaşabilmemizi sağlatan kişiyle birlikteyiz ama kendisinin aynı zamanda farklı boyutları da var. Mesela çok genç bir gazeteciyken Avrupa Birliği başta olmak üzere, Avrupa Konseyi başta olmak üzere hani gazetecilik deneyimleri var. Ben bugün biraz programımızın konseptinin dışına çıkayım diyorum çünkü her zaman böyle bir hani kütüphaneyi veya hani farklı hikayeleri bulmak kolay olmayabiliyor. O nedenle biraz oradan gideyim istiyorum. İlginç anılarım var mı Osman abi? Yani sevgili Osman Ataman, mesela neler var Avrupa Konseyi'nde veyahut da hani siyasi anlamda Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinde bizlere hani bahsedebileceğiniz başlıkları alabilirsek seviniriz, keyifle dinleriz. Bir dönem Macaristan'da bir süre yaşadım. Hala işim ve şirketim var gerçi. Mal sahibi önemli bir ülkenin avukatıydı. Çok da ahbaplık ediyorduk ama ekibi sürekli binada kamera değiştireceğiz problem çıkartıyor, kilit değiştireceğiz problem çıkartıyor. Bir gün beni çok canımı sıktılar ve ben akşam üstelik de Budapeşte'nin en önemli caddesinde ciddi bir mal varlığı olan avukata bir mail gönderdim. Bir tane de fotoğraf ekledim. Ertesi gün yine uzun hikaye kısa geçiyorum. Ertesi gün bir şekilde geldi ve özür diledi. 70 yaşındaydı adam. Çünkü gönderdiğim fotoğrafta benim 19 yaşındaki halim, yanımda da çok yakın samimi olduğu gözüken bir poz ile, bir an görüntüsüyle Otto von Habsburg, Habsburg hanedanının başı ve Budapeşte de yok Habsburg sarayı, Habsburg bilmem kat şeyi, kesili filan. Yani Habsburg, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun başı ve 91'de Macaristan tekrar demirperdeden çöktüğünde krallık teklif etmiş olduğu kişi benim çok yakın ahbaplığım olan biriydi. Çünkü biz Avrupa Parlamentosu'nda o Alman parlamenteri olarak bulunduğunda ki Pan-European, bütünleşmiş Avrupa fikrinin gerçek fikir babasıdır. Ben onunla o 71, ben 19 yaşındayken tanıştık. O sırada İngilizce yerine Fransızca konuşmayı daha çok çekiniyordum. Ve Fransızca konuşan 19 yaşında bir Türk gazeteciyle Birinci Dünya Savaşı yılları tarihini,
kendisinin içinde bulunduğu tarihi, benim kitaplardan okuduğum kısmen tarihi konuştuk ve o bizi bir dost kanalına açtı. O dostluk benim onu Kamran İnanlar'la, Türk Dışişleri'yle tanıştırmama ve Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu içinde gelen bir takım saldırılardan Habsburg sayesinde kurtulmasına bile yol açtı. Bu birincisi mesela. İkincisi, bir gün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kolokyumlar olur Avrupa Konseyi'nde. Latin Amerika demokrasisi hakkında bir kolokyum vardı. O yıllarda da Latin Amerika demokrasisi tabii Pinochet Şili'de 71'de şeyi devirmiş, Allende'yi. Arjantin'de başka bir junta var. Bütün o ülkelerin hepsinde bir Latin Amerika demokrasi sorunu veya Somoza devrilmiş Sandinist gerillalar iş başına gelmiş ama yani hep böyle bir diktatör devirme, başka bir gerilla grubunun yönetime gelmesi ya da askeri rejimin olması gibi hep böyle tartışmalı şeyler var. Ben de listeye baktım. İnternet olmadığı için, Google olmadığı için kim kimdir'i bilemiyoruz. Yanına adamın adı soyadı, bir de şu ülkeden Ricardo Lagos diye bir adam, gittim buldum. Şili olması benim ilgimi çekti. Başka hiçbir sıfatı yoktu. Siz kimsiniz dedim. Dedi ki Allende'yi biliyor musun? Evet dedim, Salvador Allende. Birden sektirmeden Salvador'u söyleyince şaşırdı yine genç ve Türk, 19 yaşında filan Pat Salvador. Dedim sizin dedim bağınız ne? Dedi ki öldürüldüğünde odada idim. Ben dedim öldürüldüğünde odada 3 kişi vardı. Diğeri de Roger Debre, Fransız gazeteci. Yani üçüncü de siz misiniz dedim. O an tabii inanamadı filan. Ha niye bunu dedim? Çünkü yani Roger Debre bir Fransız gazeteciydi ve Mitterrand'ın danışmanıydı. Yeni tanışmıştım birkaç ay önce ve o sırada Roger Debre'nin Che Guevara'nın arkadaşıdır. Küba devriminden beri o bölgede vardır. Dolayısıyla kitaplarını okumuş ve okumaya devam ediyordum. Bundan ötürü bildim. Ricardo Lagos daha sonra benim evimde de kaldı. 2000'lerin başında Türkiye'yi Şili Devlet Başkanı olarak ziyaret ettiğinde beni Ankara'ya Büyükelçilik davet etti vesaire. Tamamıyla o yılların bir şeyidir. Bir üçüncü anılık yer varsa onu da şöyle söylerim. Demin hocam... Yani ben keyifle dinliyorum. Eminim bizi dinleyenler de keyifle dinliyor. Hocam demin dedi ki şu an yaptığım işlerden biri elektrikli araç ve şarj altyapıları kısmen. Onunla ilgili Amsterdam'da bir toplantıya bugün önemli bir global petrol şirketini satın aldığı şarj şirketi. O zaman kendisiydi, sadece yatırımcısı yoktu. Bir 40 kişilik bir davetli Amsterdam'da 2014 yılında toplantıya çağırdılar. Listelere bakıyorum davet listesinde. Orta Avrupa'dan öteye bu tarafa kimse yok filan. Beni nereden bulduklarından çok emin değilim niye filan. Hadi biliyorum, Amsterdam'daki ilk, daha doğrusu Avrupa'daki ilk 250 şarj istasyonunu biz kurduk. Yani Avrupa'daki ilk istasyonları biz kurduk. Bu arada ben hemen devreye gireyim istersen Osman abi. Bu arada Avrupa'daki hemen hemen her sokakta, hani caddeyi geçtim, her sokakta 3 tane 4 tane elektrikli otomobil şarjı istasyonu vardır. Dolayısıyla ilk siz kurdunuz o zaman Hollanda'da bunları. O bizim gördüğümüz. Bütün Avrupa'daki ilk istasyonlar Hollanda'da kuruldu. Onları da biz kurduk. İlk 250'yi. Şimdi o arada gittim toplantıya ama tabii sonuçta Türkiye'den katılmış en yakın ülke Avusturya'dan bu tarafa kimse yok vesaire. Ben o 40 kişilik odada bir baktım, beni en protokol sayılabilecek masada benim yerim filan. Ben gittim oturdum ama hala merak ediyorum beni niye çağırdılar. O sırada yanımda sadece bir kişinin yeri boş kaldı. Biraz sonra ben açı olarak terstim ama ses ve hareketten oraya da birisinin oturmakta olduğunu gördüm. Gayri ihtiyari kafamı çevirdiğimde böyle o da şaşırdı, ben de şaşırdım. Biz ayağa kalktık. Salon daha toplantı başlamamıştı ama salonun dikkatini, küçük salon zaten 40 kişi, dikkatini çekecek bir şekilde. Ve biz birbirimize böyle birbirini kaybetmiş neredeyse baba oğlun kavuşması sahnesi gibi birbirimize sarıldık. Yani Avrupa'da olmayacak bir sahne. Ve oturduk yerimize. Tabii salondakiler hepsi Hollandalı değil. Birçok milletten insan var Avrupa'dan ama onlar anlamadılar bu adam da kim diye, çoğu tanımıyordu onu. Hollandalılar dışındakiler hiç tanımıyordu. Biraz sonra tabii toplantının açış konuşmasında onu onur konuşmacısı olarak kürsüye çağırdıklarında Hollanda tarihinin en uzun süre 13 yıl başbakanlık yapmış Ruud Lubbers olduğu anlaşılınca bu sefer millet beni merak etmeye başladı. Süper. Beni merak etmeye başladı ve arada kahve molasında yanıma insanlar gelip gitmeye başladı. Ben hiç bir yere kıpırdayamadım bile. Onlardan bir tanesi, bizim o sektörümüzde çok önemli bir küresel şirketin başkan yardımcısıydı, konuyla ilgili olan kişisiydi.
o toplantıdaki o sahne nedeniyle başlayan merakı ve hikayeleri öğrenmesi bizim bugün o şirketle küresel olarak çok iç içe çalışmamıza yol açtı. Niye ama? Çünkü Rud Libers'le ben gazeteci, o başbakanken 4-5 kere söyleşmişim. Turgut Özal, ben gibi böyle Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerindeki birkaç etkinlikte beraber olmuşuz. Böyle bir hukuktan kaynaklı bir pozitif ortam oldu. Gazeteci evet. olarak değil ama bir etkinlik düzenlediğimiz Babal toplantıları etkinliğinde Erdal İnönü başbakan yardımcısıydı. Biz Erdal İnönü'yü asansörde kaybettik. Yani Erdal İnönü'yü kaybettik. Güzel. Yani Erdal İnönü bir şey oldu, asansöre binecekken toplantıda, toplantı roof katındaydı. Çatı katına çıkarken güvenlik amiri asansöre bindirmedi. Erdal Bey bir yere yolladı arabaya filan. Ben de o sırada orada binemedim. Tek başına giderken biraz sonra yukarıdan çatıya sorduk ki çatı katı. Hayır, Erdal Bey gelmedi. Asansör boş geldi buraya dediler. Biz anlamadık filan. Arıyoruz 20 katlı, 25 katlı öyle bir şey. Meğersem o arada asansörde bir sorun olmuş. Ara katlardan birinde Erdal Bey inmiş. Merdivenlerden yukarı çıkıyor. Biz de o sırada onu arıyoruz ama kaybettiğimiz kişi de başbakan yardımcısı ve profesör doktor Erdal Bey. Güzel hikaye. Bu herhalde hiç basında yer almadı değil mi? İlk defa burada yok, duyuyoruz. Yok, o zaman da yer almadı. Ayıp bir şey yani. Ama insanlık hali ya, asansör bozulabilir sonuçta. Ya hayır ama tabii insanlık hali derken bugün herhangi bir bakanın 25 tane korumasız bir yere çıkma ihtimali yok. Erdal Bey kendi arabasını kullanan bir insandı. Mümkün bıraktıkları zaman bırak Erdal Bey'i, hepimizin bildiği gibi Turgut Özal'ın İstanbul'da arabayla kaçtığı anlar, Semra Hanım'a kaseti koy Semra filan dediği hikayeler. Bu sefer çok yakın biliyorum, Atik Berberoğlu diye bir arkadaşımızın ötürü. Turgut Özal Atik'le İstanbul Boğazı'nda tekneyle başbakan ve arkadaşı olarak kayboldular. Boğaz'da kayboldular derken kaçtılar kendi yani korumalardan ve takip edenlerden özgür kalmak için. Şimdi böyle evet. şeyler tabii olamaz. Peki Avrupa Konseyi'nde hani Türkiye ilişkileri açısından eğer hani gizli bir boyutu yoksa mesela yine ilginç anıların var mı? Hani daha siyasi taraftan mesela Türkiye ilişkilerini böyle derinden etkileyen. Yani şöyle ben 3 tane şeye şahit oldum. Çok şeye şahit oldum da 3 tane önemli şey var. Bir tanesi 1980 ihtilal nedeniyle. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'nin ceza alması ve hatta konseyden çıkartılması kurucu üyelerdenizdir. Çıkartılması için 5 ülke başvuru yaptıydı. Fransa, Norveç, Danimarka, Lüksemburg, 5. şu an gelmedi aklıma, İsveç. Turgut Özal mesela şu an bütün o gemiler artık öyle değil ama ilk orijinal İstanbul deniz otobüslerinin gemileri Danimarka'dan alındı. İsveç'ten raylı sisteminin ilk orijinal vagonları ve sistemi alındı. Herkesten bir şey alındı. Bu 5 ülkeden Lüksemburg hariç 4'ünden çeşitli ihalelerle Türkiye bir şey aldı ve o başvuru, o şikayet geri çekildi. Mesela evet. Orada siyasetin çıkara ne kadar entegre olduğunu daha 1986'da bu olayda ben de çok küçük yaşta çok kendince önemli bir olaydı çözdüm. İkincisi Türkiye'nin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkını 31 Ocak 1987'de Vahit Halef oldu Dışişleri Bakanı iken o geldi başvuru kabul metnini verdi. Dolayısıyla kişilik hakları ve özgürlüklerle alakalı böyle bir konunun sürecinin başında oradaydım. Önemsediğim bir konudur. Nitekim daha sonra Türkiye'ye dönüp hukuk fakültesinde okurken bu sınıftaki bazı arkadaşlarımın canını sıktı. Çok iyi bildiğim bir konu olduğu için derste de tesadüfen yine bizim Sen Zevkli rahmetli Profesör Anayasa Hukukçusu Bakır Çağlar bu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi başvurusuyla ilgili bir soru sordu. Ben normalde kendi bildiğimi de göstermeye çalışan biri değilimdir ama kimse çıkmadı ve çok özel bilgi çıktım. Dedim ki böyle böyle hocam filan nereden biliyorsun? Dedi oradaydım dedim. Sonra daha sonra İstanbul'da Bora Başkanı adayı olan bir arkadaşım dedi ki sen o gün dedi bizim öğrenciliğimizi neredeyse yakıyordun. Çocuk da Kütahya'dan gelmiş arkadaşım. Bunları bilen insanların arasında biz nasıl okuyacağız, nasıl not alacağız, nasıl başaracağız filan diye korkmuş. Sebebi oydu. Üçüncüsü de Türkiye 14 Nisan 87'de Avrupa o zamanki adıyla ekonomik topluluğuna Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu Brüksel'de. Ali Bozer devlet bakanı olarak başvuruyu verdi. Yine oradaydım. Evet. Dolayısıyla tabii bunlar artık belki çok anlamı olmayan, o dönemler anlamı olan şimdi sembolik görünüme neredeyse inmiş şeyler. Ama o dönem tüm bu tarihi noktalarda orada olmanın verdiği bilgi derinliği
yaşamaya çalıştım, yaşadım diyelim. O sürecin içinde Avrupa siyasetinin, İngiliz siyasetinin birçok figürüyle de ya tanıştım ya daha ötesi dostluk ve bazılarıyla da çok ciddi benim bilgilendiğim bilgi alışverişi faydalarım oldu. Evet, üçüncü bölüme çok azken ben bir başka şapkanızdan bahsedeyim istiyorum. Siz aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alıyorsunuz. Geçmişte de aldınız, şu anda da alıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşu bizim ikimizin de mezun olduğu Saint Joseph Lisesi'dir. Renkleri de zaten sarı lacivertli okulun biliyorsunuz 1871 kuruluş. Sivil toplum kuruluşları, Saint Joseph'liler Derneği Başkanlığı hani biraz oralardan da bize hızlıca bir bahsedebilirseniz seviniriz. Yani tabii çok sayıda çevreyle alakalı veya sosyal sorumluluk sayılabilecek veya fikir organizasyonu olan sivil toplum kuruluşlarının ya kurucusu ya başkanı ya yöneticisi olarak bulundum ama şimdi bu Saint Joseph ve Fenerbahçe bağını söylediğin için orada çok benim için güzel olan bir şey özellikle çağrıştırdı bana. Yaklaşık tam sayıyı bilmiyorum ama okuduğumuz 8 yıllık dönemde Saint Joseph Lisesi 650-700 kişilik bir öğrenci nüfusu vardı ve son 2 yıla kadar okuldaki tek Trabzonsporluydum. Çok güzel. Kadıköy'de tek Trabzonsporlu ve okulda da biliyorsun üst sınıfların alt sınıflara tahakkümü, baskısı ve o abiliği zaman zaman şiddetle bile kısmen uyguladığı bir ortam vardı. Ben tokat yemedim, fırça bile yemedim ve bütün Fenerbahçeli büyüklerimiz, abilerimle bile maç sonuçlarına bağlı olarak şakalaşabildim, dalga geçebildim. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Esas daha büyük problem Trabzonsporlu olmam ve tek başıma olmam değildi. O 8 yılın 5'inde Trabzonspor şampiyon oldu. O 8 yılın 5'inin 2'sinde amcam Trabzonspor başkanıydı. Dolayısıyla benim Saint Joseph örneğiyle alakalı birinci kısmı bu. İkincisi de Saint Joseph'ler Derneği başkanı iken bir tüzük kongresinde değişiklikler yapmak istedim. Karşı çıkıldığında kürsüye çıkıp benim söylediklerimin lehine konuşan, karşı çıkılmanın yanlış olduğunu söyleyen kişi hala büyük takdirle ve sevgiyle sayar ve anarım. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe'nin gerçek beyefendi, efsane başkanı Faruk Ilgaz'dı. Dolayısıyla yani Saint Joseph ve Fenerbahçe ilişkisinde böyle 8 yılın 5'i şampiyonluk, bir de Faruk Ilgaz beni kürsüye çıkıp söylediklerimin doğru olduğunu söyleyince ben tekrar kürsüye geldim. Dedim ki bir Trabzonsporlu Saint Joseph başkanı olarak, bir Fenerbahçe başkanı Saint Joseph'in beni savunduğu yerde ben tüzük değişikliğini falan istemiyorum. Bu bile yeterli dedim. Böyle bir güzel bir anı. Evet. Çok güzel bir anı. Üçüncü bölüme yine herhalde çok keyifle gidiyoruz. Yani benim için hani çok hızlı geçen ama çok keyifli geçen bir program. Umarım dinleyicilerimiz de aynı hazzı alıyorlar ki ben aldıklarından eminim. Çünkü gerçekten hani canlı bir tarihe şu anda şahitlik ediyoruz sen anlattıkça. Üçüncü bölümde biraz da girişimlerden, hani patronluk tarafından bir girişimci olarak deneyimlerinden konuşalım istiyorum. O zaman üçüncü bölümde tekrardan görüşmek üzere. İyi olacak Kobi'nin radyosuna kadar gelen programda Kobi'lerin Koçu Finans Doktoru'nda. ST Endüstri Radyo, Kobi'lerin radyosu. İyi olacak Kobi'nin radyosuna kadar gelen programda Endüstri Radyo'da yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ilk özel radyosunu kuran ve Türkiye'de özel radyoculuk, televizyonculuğun gelişmesinde önemli isimlerden bir tanesi Osman Ataman bugün konuğumuz. Tam ikinci bölümün kapanışında Fenerbahçe ile Saint Joseph ilişkisi üzerinden kendisi bir Trabzonsporlu olarak bize güzel bir anısını anlatmıştı. Ben de bir güzel anımla isterseniz hani girişi yapayım 3. bölüme. Haluk hocamız vardı bizim, ortaokulun Türk müdürü. Haluk hoca tabii bizim okul kocaman böyle bir U koyduvarlardan oluşan bir binadır. Biz ta U'nun en öteki köşesinden diğer taraftaki köşeye bağıraraktan Haluk Hoca'yı sınıfta o yaramazlığımızla erkek lisesi olduğu dönemde Saint Joseph'in hani getirtmiştik ama tabii Haluk Hoca ile esas hikayemiz şu, biz de böyle bir elin on parmağı, iki elin on parmağını geçmeyecek şekilde hani 6-7 tane Galatasaraylıyız, fanatiyiz ve Neuchâtel Samax maçının oynandığı Galatasaray'ın ikinci maçı Ali Sermiyen'de 5-0 alıp tur geçtiği ama UEFA'nın iptal ettiği maçta oturup Haluk Hoca o zaman tabii lise bölümünün müdürü olmuştu. Hüngür hüngür ağlamıştık. Kul müdürü olarak lise tarafının gelip eseri etmişti. Şimdi benim de anılar gözümde canlandı. Peki biraz iş konuşalım. Son bölümde istiyorum.
Girişimcilik boyutun hani yine en ön plandaki hani özelliklerin havasılıklarından bir tanesi sevgili Osman Ataman. Full Charger hem dünyada hem Türkiye'de ilkleri yapan elektrikli oto şarjlarında hani bir girişim var. Dijital yayıncılık tarafında var. Biraz oradaki hani hikayelerden Full Charger ne yapar, dijital yayıncılıkta hala hazırda ne yapıyorsunuz ve diğer girişimcileriniz biraz oradan hani bir hikayenizi yine dinlersek. Şimdi bu kısma o zaman girerken şöyle şey yapayım. 7-8 yıl önceydi. Bir sabah çok erken bir saatte telefonum çaldı ve bir arkadaşım ama hukuk fakültesinden yine bir arkadaşım. Ya abi gazetede bir haber okudum da sen geldin aklıma filan dedi. Ben de tabii o haberi o sabah gazetede okudum ama o haberin konusu olan şeyi zaten ondan 3-4 yıl öncesinden beri biliyordum. Dedim ki ya o drone haberini okuduğunda şimdi bu drone'la benim ne yapacağımı mı sormak için arıyorsun beni? Böyle uçuk kaçık şey gelince aklına ben mi geliyorum filan dedim. Ya abi estağfurullah ama evet dedi, o yüzden geldin aklıma. Şimdi babamla yıllardır hep yeni ve farklı bir iş yapmaya kalkıştığımda ya normal bir şey yok mu? Normal bir şey yapsana filan der. Ve ben de ona halen anlatmaya çalışırım ki ya anlamasına rağmen o da anlamamaya çalışır yalandan. Şudur, ülkelerde yani şöyle düşünün şimdi bir sporcu, boksör yetiştiriyorsunuz. Kilosu, vücudu da çok, sikleti de büyük. Cüssesi büyük ve ağır siklet boksörü olacak kiloda ve o eğitimde yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra siz ağır siklet boksörü olarak yetiştirdiğiniz, eğitimini verdiğiniz kişiye tut da git mahallede çocuk döv derseniz herhalde normal olmaz. Dolayısıyla eğitilmiş kişilerin, vizyonu açılmış kişilerin, çok az sayıda olan bu tür kişilerin toplumlarda hangi toplum olursa olsun topluma sektör olarak ve vizyon olarak yol açacak, öncü olacak işleri riskli dahi olsalar, sıkıntısını ve ceremesini çok uzun süre karşılıksız kalarak çekseler, daha zor sonuca gitseler dahi ağır siklet boksörü olmanın gereğini yaparak o işi o şekilde yapmaları lazım. Öbür türlü çok iyi eğitilmişsiniz, kolayca bir iş. Ya bu konjonktürde en iyi iş şu. Veya en iyi iş faize para koymak falan, rantiye işi falan bundan yapalım. Yok siz ağır siklet boksörü gidip mahallede çocuk dövmüyorsa siz de beyninizin ve eğitiminizin ve karakterinizin ve bunlara yapılan yatırımın karşılığını vereceksiniz. Benim bakışım başından beri yani girişimci niteliğimin başından beri yeni ve farklı bir iş yapmak, ondan özellikle çevre ve demokrasi ve özgürlükler konusuna da katkı sağlayacak bir iş yapmak ve bunlardan bir ekosistem veya parçasını üretmek. Hep böyle baktım. Nitekim birinci sektörümüz Türkiye'de oluşmasında birincil faktör değil ama ikincil ama en öncü faktör olduğumuz şey sanıldığının aksine radyo değil, doğal gaz kullanımının önünü açan, İstanbul'daki evet, ilk 30 bin aboneyi sağlayan şirket benim şirketim o dönem. Evet. Ondan sonra vesileyle öğrenmiş oldum. Ondan sonra tabii İstanbul Kozyatağı çevresindeki bütün aboneleri biz yaptık. İlk yılın abone 30 bin konut. İkincisi birincil faktör olduğumuz bir iştir radyo kısmı tamamen yerel televizyon. Kısmen sektör önemli oranda radyo televizyon sektörü. Şimdi bu küresel ölçekte de elektrik araç ve şarj altyapıları, enerji depolama, binaların enerji verimliliği gibi konular, bunların ucu insanların daha feasible, daha mantıklı, insanların derken işletme veya bina fark etmez, her türlü bina daha uygun koşulda enerji altyapısı kullanması, iki karbon salınımının azalması, küresel ısınmanın azalması. Dolayısıyla bakın birden fazla kazanç var. Yani İngilizce sevilen tabiriyle win-win'in kralı bu. Dolayısıyla ben bu tür şeylerle uğraşıyorum. Ama tabii mesela elektrikli araç şarjını Türkiye özeline indirgersek 11 yıldır sonuçsuz gözüken bir işle uğraşıyorum. Bir insan ömründe çok verimli olduğu bir 11 yılı sonuçsuz bir şeye yatırmak birçok başka insanın baktığı zaman deli mi bu diyeceği bir şeydir. Hayır ama yani bu bir inanç ve yaklaşım işi. Demin dediğim gibi gidip mahalledeki çocuğu mu döveyim? Yan yana 9 tane fırında 15 tane taksi plakası alıp onu mu işleteyim? Yani önemli olan birikiminizi şey yapmanız. Şimdi oradan şuna geleyim. O ki bu program KOBİ, doktoru, radyo, endüstri radyo vesaire. Toplumların eğitilmiş insanları kadar, vizyoner ve eğitilmiş insanları kadar her türlü ölçekte
girişimci insanları çok önemlidir. En önemli katmanlardan bir tanesi girişimcilerdir. Yani bilim adamları gibi. Bilim adamları geliştiricidirler. Girişimciler uygulayıcıdırlar. Risk alarak uygulayanlardırlar. Risk alarak uygulayan kişilerin yani girişim ruhunun ve girişim becerisinin Türkiye'de çok yerleşik hale gelmesi lazım. Özellikle korona sonrasında girişimcilerimizin önemli bir kısmının çekeceği ve çektiği sıkıntılar sonrasında emekli olacağını, yorgunluktan kendini tasfiye edeceğini, ekonomik ve manevi her türlü yorgunluktan ve dolayısıyla yeni jenerasyon girişimcilerin hızla oluşturması gereğini düşünüyorum. Eğer bunu yapamazsa Türkiye, bunu hangi toplum yapamazsa o toplum ekonomik olarak zaten varlığını sürdürebilirliğini riske edeceği için son noktada zaten bağımsızlığını komple kaybeder. Dolayısıyla girişimcilik açısından şu anki konjonktürün negatiflerinin yeniden yapılandırma ve yeniden ivme için pozitif bir şeye dönüşmek için kullanılması gereğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar şu anki ekonomik bütün verilerden, atmosferin bütün negatif ruhumuza yansıttığı, içimize soktuğu düşüncelerden ayrı olarak konuşuyorum. Hani özetlemek gerekirse şöyle anlıyorum. Şimdi çok güzel bu işletmeleri ayakta tutmak adına hani kredi teşvik paketleri ya da devlet destekli hani mümkün olduğunca tabii eldeki imkanlar çerçevesinde yapılmaya çalışılıyor ama özellikle girişimi marka patent anlamında insana fayda sağlayacak anlamında yani nasıl bunu şu anda savunma sanayinde yaptık mesela şu anda tıp özellikle bu koronavirüsle ön tarafa çıkmaya başladı işte yaklaşık 15-20 gün gibi bir sürede oturduk kendi ventilatörümüzü hani imal ettik. Bu anlamda girişimcilerin, küçük girişimcilerin başta COSGAP olmak üzere bizim Ticaret Bakanlığımızın da özel bir paketle bunları koruyabileceği, yaşatabileceği ve filizlendirebileceği bir yapıya gitmesi gerektiği diye anlıyorum. Doğru anlıyorum herhalde. Doğru anlıyorsun. Onun dışında mesela ben başına iş geldikten sonra görüştüm, konuştum. Üstelik orada bulunmasında çok Türkiye açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hakan Atilla, Borsa İstanbul'un başkanı. Ona da söylediğim şey şuydu, o da o fikirlerdi. İnşallah da tabii çok şanssız bir döneme rastladı. Türkiye'de özellikle hala Borsa İstanbul'un 500 tane kote yani birinci pazar ya da işte gelişkin şirketlerin pazarında 500 tane şirket yok. İstanbul'da finans merkezi oluşturmaya, yapmaya, inşaatını tamamlamaya, süreci yürütmeye çalışıyorsunuz. Daha Borsa İstanbul 1987'de bugünkü haline dönüştü. 33 yılda 500 şirkete ulaşamadı. Kurumsallaşmayla da ilgili biraz sıkıntı var. Yani sadece sermaye binasından dijital altyapısına kurumsallaşma var ama iki veya çalışan insanlara tanıdığı haklar açısından süper kurumsal bir yer. Yok, Borsa İstanbul olarak değil, halka açılması gereken şirketlerin kurumsallaşması. Söyleyeceğim şimdi tabii. İkincisi Nasdaq'ta halka açık yani halka açık daha tabir de değil. Benden daha iyi bildiğin gibi listed, listelenmiş, listeye girmiş veya Londra borsasında listeye girmiş şirket sayısı kaçtır? Prosedürü ne kadar sürer? Prosedürü ne kadar zor veya ne kadar kolaydır? Bir de Türkiye'dekini düşünün. Türkiye'de tam tersine girişimcilik demin söylediğim gibi ruhen ve bilgi olarak güçlendirilmeli, yönlendirilmeli, arttırılmalı. Öbür yandan da genç ne kadar girişimci varsa onların çok kolay şekilde listelenmiş şirketlerle illa öyle melek yatırımcı veya listeden melek liste şirketi yani borsaya bir şekilde kote şirketlerle çok hızla kote olabilme imkanıyla sermaye veya yatırımcıyla buluşmasını küçük yatırımla büyük işler yapabilmeye altyapı sağlanmasının kurgulanması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece Türkiye'de tamam çok güzel süper fikrimiz var. Acayip de patentlere döndü. 8 tane patenti var. 2 tane 25 yaşında çocuğun ve kapı kapı atıyorum ilk prototiplerini ve ilk üretimlerini yapmak için 200 bin dolara 1 milyon liraya ihtiyaçları var. Kapı kapı bunu mu arayacaklar? Kapı kapı arayıp da suratlarına kapı mı kapatılacak? Veya gidecekler seferinde TÜBİTAK, COSGAP 50 bin oradan 100 bin oradan filan. Ya senin ticari bir fikrin varsa COSGAP'te TÜBİTAK'ta ucu devlet. Bırak ticari fikir açık pazar piyasa onun da yeri listelersin anlatırsın o prosedürü hızla yaparsın. Ondan sonra listelenmiş şirketleri de insanlar kimisi 5 bin lira kimisi 3 bin lira kimisi 2 bin lira hissesini alır. Bitirir, yatırım yapar. 50 bin liralık toplamda
10 tane şirkete ortalamada 5.000 lira yatırım yapmış bir tane insanın da bir şirket çok başarılı olur, iki şirket orta başarılı olur, üç şirket ancak yaşar, üç tanesi yaşayamaz filan ama o 50.000 lirası 500.000 liraya döner. Süre o 500.000'in 250'sini tekrar yeni şirketlere yatırır. Sermaye piyasalarındaki derinlik yenilikçi ve yeni şirketlerle büyür. Yoksa ben şimdi yılda piyasa değeri 2,5 milyar dolar olmuş bir şirketin, yılda ne bileyim 1 milyar dolarlık otomobil ihraç eden şirketin hissesinden %17 kote olmuş hissesinin milyonda birini almışım da günlük olarak onun artışı ne olacak onu izlemişim filan, bunun bir anlamı yok ki. Bu bir yeni bir işin önünü açmaz ki, o iş zaten yürüyor, kurulmuş. O spektrum işin önünü açar. Dolayısıyla bu bak mesela buna dönük 1986 yılında Mustafa Tınastiz Devlet Bakanı'ydı. Ben o zaman gazeteci olarak gittim, dedim ki mahalle bazında nasıl muhtarlık varsa her mahalleye Türkiye'de bir tane girişim kulübü kurulması lazım. Ve Tınaz bu konularda çok açık fikirli biridir. Biz çalışmaya başladık. Yani ben tamamıyla o sırada ekonomi okuyan bir gazeteci ve tamamıyla bir idealist yaklaşımlı bir fikir olarak bunu söylemiştim. Tınaz Bey'in siyasi, yani bakanlıktaki, o bakanlıktaki ömrü vefa etmedi. Ondan sonraki gelen bakan projeyi askıya aldı. Sonra ne ben takip ettim ne kimse tabii ki filan. Ama Türkiye'de mahalle mahalle, tabii ki en gelişmemiş şehrimizin bir mahallesinden bahsetmiyorum ama İstanbul Kadıköy'de 10 tane mahallede girişim kulübü kurulsa, İstanbul Borsa İstanbul'da listelenmenin yolu çok kolay ve açık olsa yılda 300-500 tane yatırım ciddi sonuca dönüşür Türkiye'de. Kesinlikle. Ve sonuç olur. Melek Yatırımcılık'ta bir programımızın son 3-4 dakikasına girdik. Melek Yatırımcılık'la ilgili olarak da hani benim de özellikle kendi tarafımdan hani deneyimlediklerim var. Hem girişimcilik boyutundan, hem üniversitede olmam vesilesiyle, hem de bu girişimleri yapmaya çalışan o kuluçka merkezlerindeki hani arkadaşlarımdan dinlediklerim. Şu anda Melek Yatırımcılık maalesef hani Türkiye'de, hani istisnalarını tabii ki konuşmuyorum ama, daha çok parlak fikirleri, patentleri, projeleri olan arkadaşların hani şirketine bir koyayım, 100 alayım. Zaten yani özellikle sen de tanırsın. Orkide Salk, hani bizim Sen Özef Camiası'ndan arkadaşımız, Alo Ali diye bir uygulama yapıyor. Melek Yatırımcılar diyor ki işte şu kadar. Diyor ben zaten sana şirketin %51'ini ya da %70'ini verdikten sonra hani ben zaten hani bir anlamı kalmıyor ki diyor o zaman o girişimi yapmanın diyor. İş Melek Yatırımcılık'ta çok amacına ulaşmadı. Bence de doğru fikir sermaye piyasası tarafından bunun desteklenmesi. Yani bir iki tane elinde fon bulunduran şahıs veyahut da ağ üzerinden değil de bunların serbestçe buluşabildiği bir yer. Ben bu program kaydını benim çok değerli hocam, zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Erşah hocamla da paylaşacağım iznin olursa. Ki zaten herhalde hani denk geleceklerdir. Bir vesileyle zaten kendisine de gitmem gerekiyor. Orada da iletmeye çalışacağım inşallah. Umarım hepimiz faydalanır. Sonuçta hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Torunlarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. O zaman son bir iki dakika kapanış cümlesi. Ne yapmalı, ne yapmamalı? Hani girişimci perspektifinden mesela şunlara dikkat etmesi lazım yeni arkadaşlar girişimlerinde veyahut da şunları yapmamalılar. Bunları yaparlarsa iyi hocam, olabilir. Hocam kapanış şeyini soruna cevaptan daha çok siyasetçi gibi bambaşka bir şey söylemek peki için aklıma bir şey geldi. O da şu. Türkiye'de bu korona günlerinin başında sokakta yine de yürüyebildiğim bir gündü. Beşiktaş'ta bir afiş gördüm. Bir sendikanın afişi. İşte çok kötü ve ağır itham edici kelimelerle işvereni bir kalıp olarak suçlayıp fırsattan istifade işçini çıkartma falan diyor. Türkiye'de bir girişim ruhu ve sermayeye ulaşması ile ilgili demin konuştuğumuz bakış ve kanalların daha açık ve işlevli hale gelmesi kesin gerekli. İkincisi de Türkiye'de sömürülen bir başka şey emektir ama bir şekilde sömürülüyor. Emek kelimesini sömüren sendikacılar var. Emek emek sömürülmüyor. Emek kelimesi üzerinden sömürü yapılıyor. Oysa Oysa işletmelerin ister 5 kişi çalıştırsın, ister 15 kişi çalıştırsın, ister de 1500 kişi çalıştırsın. Tabii ki çalışanın hakkını vermesi, gözetmesi lazım ama şu bakışın da kesinlikle mevcut olması gerekiyor. Tıpkı bir uçakta nasıl oksijen tüpüyle ilgili hostesler açıklama yaparken ne diyorlar? Bebeği olan kişilere önce oksijen tüpünü kendine tak, ondan sonra bebeğine tak. Niye? Çünkü oksijen tüpünü kendine takmazsa da nefes alamaz ve boğulursan zaten çocuğuna yardım edemeyeceksin. İş hayatında da geçerlidir. İşletme ayakta kalamazsa anne işletmedir.
işletme komple batarsa, o sırada 100 kişiye maaş vermeye çalışıyor. Niye sendikacı kızıyor? 90'a düşmesi lazım ama 10 kişiye atarsa başına iş gelecek. Ama o 10 kişi ona 3 ay daha diyelim yaşatacak o işletmeyi mesela. Ve o sırada evet, işleri düzelebilecek. Çünkü konjonktür farklılaşır. Hayır, biz hepsi ölsün. Oksijen tüpünü anne de kendine takmasın. İşletme kendine takmasın. Bebek de ölsün. İşçi de sokakta kalsın. Bu bakışın da değişmesi lazım. Yani girişim ve sermaye kanalları ve bizim çalışanların ve onların üzerinden bir örgütçülük yapanların yaklaşımının bir evet ortada bir optimum, ahlaklı ve etik bir optimumda ve ekonomik rasyonalitesi olan bir optimumda buluşması gerekiyor. Yoksa gerisinde işletme kurarsın. Herkes patron başka türlü sömürdükçe, sendikacı başka türlü sömürdükçe, çalışan başka türlü sömürdükçe, orayı yöneten başka türlü sömürdükçe veya aldattıkça bu bir aldatma zincir tiyatrosu olarak devam eder. Hiçbir şekilde de doğal, ideal sonuçlara ulaşamaz. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Osman Ataman. Benim Serzef Lisesi'nden büyüğüm. Türk siyasi tarihinde de, girişimcilik tarihinde de ve birçok başlıkta katkısı olmuş. Değerli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Keyifle dinledik, teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin ilk radyosunu kuran kişi, radyoculuğun önünü açan kişi. O sayede bu programı sizlere ulaştırabildik diye düşünüyorum. Tabii ki endüstri medyanın imkanları çerçevesinde ve onların da bizlere sunduğu bu imkan çerçevesinde. Kalın sağlıcakla, dikkat edin. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum Osman Ataman. Teşekkür ederim ben de sizlere. Sağ olun.